Herkese merhaba. Apple'ın akıllı telefon pazarında, büyük ekranlı akıllı telefon pazarında yer almaya başlamasını temsil eden cihaz iPhone 6 Plus şu anda elimde. Apple büyük ekranlı akıllı telefon pazarından uzun süre boyunca uzak durdu. Bu alana girmemeyi tercih etti. 4 inçte takılı kaldı 2 sene boyunca. Ancak özellikle Android tarafında Galaxy Note ve benzeri cihazların elde ettiği başarı ilginin ardından Apple da bir nevi bu alana girmek zorunda kaldı. Elimizdeki iPhone 6 Plus 5.5 inç ekrana sahip. Bu 5.5 inç ekran 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Yani karşımızda Apple'ın deyimiyle Retina HD ekranlı bir cihaz var. Büyük ekranlı bir telefon, dolayısıyla büyük bir yüzey alanına sahip. Elimizdeki LG G3'le karşılaştırdığımızda iPhone 6 Plus'ı gerçekten de yine 5.5 inç ekranlı bir cihaz olan LG G3'e göre iPhone 6 Plus'ın hatırı sayılır derecede fazla bir yüzey alanına sahip olduğunu görürüz. Bunun nedenine Apple iPhone 6 Plus'ı geliştirirken ekran boyutunu arttırmasına rağmen iPhone'un genel görünümünden vazgeçmiyor. Yine ekranın altında gördüğünüz gibi home tuşu, ana ekran tuşu yer alıyor. Üstte de FaceTime HD kamera, iOS hoparlör ve sensörün yer aldığını görüyoruz. Ve klasik iPhone tasarım nedeniyle iPhone 6 Plus'ta biraz fazlaca yüzey alanına sahip. Bu boyut karşılaştırması yaptığımızda cihazlar arasında gördüğünüz gibi iPhone 6 Plus, iPhone 5S ve iPhone 6'ya göre hatırı sayılır bir büyüklüğe sahip. Bu büyüklük nedeniyle iPhone 6 Plus'ı tek elle kullanmak o kadar da kolay olmuyor. Diyelim ki bir şey yazmak istiyorsunuz, mesaj yazmak istiyorsunuz. Bu nedenle cihazı elinizde kaydırmanız gerekebilir. Ekranın üstündeki bir noktaya erişirken telefonu elinizde hareket ettirmeniz gerekebilir. Bu da cihazı elden düşürme potansiyelini, ihtimalini biraz daha arttırıyor. Apple eklediği bir erişilebilirlik hareketi sayesinde gördüğünüz gibi ana ekran tuşuna iki kez tıkladım ve bu şekilde yaptığımda da ekran üstünde bulunan içerikler alta doğru kaydı. Bu özellik sayesinde ekranın üzerinde bulunan ve parmağınızın ulaşamadığı noktalara bu şekilde ulaşmanız mümkün oluyor. Bu bir nevi olsun telefonun kullanımını, tek elle kullanımını biraz daha kolaylaştırıyor. Tasarım açısından iPhone 6 Plus'ın iPhone 6'dan farklılığı yok. iPhone 6 Plus, iPhone 6'nın büyütülmüş hali gibi duruyor. Tabii ki kalınlık biraz daha fazla. 6.9 mm'lik bir gövdeye sahipti iPhone 6. iPhone 6 Plus ise 7.1 mm'lik bir gövdeye sahip. Arkada bulunan 8 megapiksel kamera yine hafif bir çıkıntıya sahip. Bunun dışında dizilimler de aynı. Güç butonu ve ses tuşlarının yerleşimi ideal noktalara yapılmış. Bu şekilde telefonu rahatlıkla kullanmak, bu tuşlara rahat şekilde erişmek mümkün oluyor. Tuşların da derinliği, yumuşaklığı da iyi şekilde ayarlanmış, rahatlıkla kullanılabiliyor. Devam edelim. Retina HD ekran var iPhone 6 Plus'ta. 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor bu ekran. Retina ekranda ise, iPhone 6'nın Retina ekranında ise 1334x750 piksel çözünürlük vardı. Baktığınızda çıplak gözle ilk bakışta arada herhangi bir fark hissetmiyorsunuz. Ancak detaylı baktığınızda Retina HD ekranın biraz daha keskin olduğunu dikkat çekiyor. Özellikle yazılara baktığınızda iPhone 6 Plus'ta yazıların daha pürüzsüz olduğu görünüyor. Şu şekilde yakınlaştırdığımda aradaki farkı belki fark etmeniz mümkün olur. IPS LCD ekran yine geniş görüş açıları sunuyor ve güneş ışığı altında da, parlak güneş ışığı altında da bu telefonu rahatlıkla kullanmanız mümkün oluyor. Ekran büyüklüğü fazla. Bu da Apple'a çeşitli imkanlar tanıyor. Gördüğünüz gibi iPhone 6 Plus'ı yatay çevirdiğinizde kullanıcı arayüzü de yataya dönüyor. iPhone 6'da olmayan bir özellik iPhone 6 Plus'ta var. Bu da telefonu biraz daha tablet tadında kullanmaya olanak sağlıyor. Klavyesine baktığımızda da klavyesinde yatayda kullandığınızda yeni kısa yollar, yeni butonlar ekleniyor. Gördüğünüz gibi kes, kopyala, yapıştır gibi butonların da burada yer aldığını görüyoruz. iOS 8'de çalışıyor iPhone 6 Plus'ta. Apple'ın yeni nesil işletim sisteminde sunmuş olduğu özellikler, imkanlar bu telefonda da var. İsterseniz yine ekran
büyüklüğünü, ekrandaki öğelerin büyüklüğünü ayarlamanız mümkün. Ekran büyütme özelliğini kullanarak ekrandaki öğeleri büyütebilir ve bu şekilde büyük ekranın avantajından daha büyük ikonlarla, yazılarla faydalanabilirsiniz. Ancak bu şekilde yaptığınızda ekranda tek bir bakışta göreceğiniz içerik miktarı da daha sınırlı olacaktır. Bunu da belirtmek gerekiyor. Bunun dışında uygulamalarda da bütün uygulamalar iPhone 6 Plus'ın ekranında tamamen oturacak şekilde çalışıyor. Ancak iPhone 6 Plus'ın Retina HD ekranını desteklemeyen uygulamalar varsa bunlar büyütülmüş şekilde gösteriliyor. Facebook uygulamasında gördüğünüz gibi ekran üzerindeki yazılar, karakterler büyütülmüş şekilde yer alıyor. Uygulamanın görüntü kalitesi de biraz düşük. Bulanıklıklar bakıldığında hissediliyor. Ancak Twitter gibi Retina HD ekranı destekleyen bir uygulamaya baktığımızda da Retina HD ekranın iPhone 6 Plus'ın geniş ekranı sunmuş olduğu alandan maksimum şekilde faydalandığını göreceksiniz. Üste baktığınızda da saat, operatör bilgisi gibi yazıların, grafiklerin normal boyutta, standart boyutta olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde iPhone 6 Plus ve iPhone 6'nın büyük ekranına uyum sağlayan uygulamaları ayırt etmeniz mümkün oluyor. iPhone 6 Plus'ın kamerası 8 megapiksel çözünürlük desteğine sahip. Focus Pixels olarak adlandırılan faz algılamalı otomatik odak imkanı tanıyan, yani daha hızlı odaklama yapan bir sistem bulunuyor. Bunun dışında yine iPhone 6 Plus'ın da iPhone 6'nın da kameraları oldukça etkileyici fotoğraflar çekiyor. iPhone 6 Plus'ın kamerasında optik görüntü sabitleme sistemi var. Gerçekten de bu telefonun çekmiş olduğu videolar sanki profesyonel bir video kamerayla çekilmişti hatta. İncelememize teknoblog.com'da yer alan inceleme yazısına bakmanız ve iPhone 6 Plus'la çekilmiş olan video örneğini göz atmanızı tavsiye ederiz. iPhone 6 Plus'la ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. iPhone 6 Plus'la ilgili daha fazla ayrıntıyı, bu telefonla çekilen fotoğraf ve videoları, aynı zamanda performans karşılaştırmasını da teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Eğer bu videoyu YouTube'dan seyrediyorsanız açıklama bölümünde teknoblog.com'da yer alan inceleme yazısının bağlantısını bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.